Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golber.com ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şükür kavuşturana, şükür kavuşturana, Allah'a çok şükür Fenerbahçe'siz günler sona erdi ve yaşasın Fenerbahçeli günler. Fenerbahçe'miz Zira Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde evinde bugün İstanbul Sporu konuk edecek Fener'in maçı var. Hashtagleyebilirsiniz, hashtagsiz yorum yapabilirsiniz. Bu videoyu Twitter'da, sosyal medyada ya da herhangi bir yerde Fener'in maçı var hashtag ile paylaşabilirsiniz. Kanalımıza insanları davet edebilirsiniz. Videoya beğeni atıp abone olabilirsiniz. Size bırakıyorum. Anneli tutulmaz. Oh çok şükür. Ve Katar'da Arjantin şampiyonuyla sona eren 2022 Dünya Kupası nedeniyle lig'e verilen aranın adından Fenerbahçemiz bugün Ülker Stadyumundaki e, karşılaşmaya saat 21'de çıkacak. Maç 21'de başlayacak arkadaşlar. Biz de inşallah saat 20'de canlı yayında olacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'miz UEFA Avrupa Ligi'nde de dolu dizgin gidiyor. Türkiye Kupası'nda da bir şeyleri başarmak istiyor. Ve Fenerbahçe'miz yola devam etmek adına bu maçı kazanmak istiyor. Tabii ki eksiklikler var. Teknik direktörümüz Jorge Jesus Allah eksikliğini göstertmesin. Onun eksikliğinde sakatlıkları bulunan Cao Pedro 1, Arda Güler 2. Bu maçta forma giyemeyecek. Hafif sakatlıklar bulunan ve bir bireysel çalışmalarına devam eden Kaleci Altay Bayındır 3, Ezgican Alioski 4. Bunların oynayıp oynamayacağı maç saatinde diyor ama oynamayacaklar gibi duruyor. Ee, uzun bir sakatlık dönemi noktada Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek diyor 5. Şimdi ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ee, siz de merakımı mazur görün. Nazım Sangari'nin lisansı çıkarılmış mıydı ki oynayabilecek? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Futbolcu senin kadronda e, lig devam ederken lisansını çıkaramıyorsun. Ya benim bildiğim en azından böyle eğer kural değiştiyse affınıza sığınıyorum. Ama imkan yok böyle bir durumun. Hani görev verilmesi durumunda Nazım oynayacak. Ben bana tuhaf geliyor. Ha lig başlayınca Nazım sakatlanmış olsa en azından bir yerde anlarım ama zannetmiyorum. Ha şöyle de bir şey var. 35 kişilik kadro yazdırılmıştı bu sezon rezervlikten dolayı belki oradan yazılmıştır. Başka türlü aklıma gelmiyor. Fenerbahçe'nin 11'i Jesus kararını verdi falan filan diyorlar. Hiç kimse boşu boşuna heveslenmesin. Karar verilmedi. Yani Jesus şu 11 çıkacağız dese çıkmıyor. Ha tahmini bir şey söyle Mustafa hocam. Şimdi tahmini de söyleyeceğim ama sakatlıklar cezalar var. Bir kere sol bekte Ferdi. Sağ bekte Osayi. Stoper üçlüsünde. Stoper üçlüsünde. Bakın üçlüsünde stoper üçlüsünde kimler olsun mesela ee, Atilla Salahi Gustavo Henrique Serdar Aziz olsun mesela Luan de yedeklerde olsun üçlü. Kalede de İrfan Can Eğribayat olsun. Dört oldu. İki tane de kanat beklerini söyledik Osa ile Ferdi. Altı. Merkez ikili de Merkez ikili de e, Crespo Arao olsun. Sekiz. Hücumun sağında İrfan Can Kahveci, hücumun solunda e, Rossi, Forvet'te Serdar Dursun olsun. Mesela bu şekilde başlayalım. Benim tahminim bu şekilde. Resmi transferimiz açıklandı arkadaşlar. Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe Beko Yunan oyuncu Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Duyum bilen bütün kardeşleri tebrik ediyorum. İnşallah kanallara 27.400 değil de 247.000'lere, 274.000'lere 300.000'lere, 400.000'lere ulaşır inşallah bir an önce. Ee, Türk Hava Yolları Euro Lig'de ve Türkiye Lig'inde iddiasını sürdüren ama son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe'de e, yeni transfer açıklanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması da geldi sıcağı sıcağına. Yine Fenerbahçe Beko'dan açıklama geldi. Tony, Yekiri ve Nemanja Bielisa Hocam hani Bielisafe neredeydi? Ya arkadaş bir bitmediniz gitti ya. Bir bitmediniz gitti. Şimdi Tonya Yekiri'nin kasık bölgesindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamış. Buna birçok kişi e, bana ne falan der. Sakatlı nedeniyle uzak kalan Nemanja Bielisa'nın yeni yılın ilk haftasında takımla çalışmalara başlayacağını duyurmuş. Ee, bu da Fenerbahçe adına yani enteresan bir gelişme olarak dursun. Fenerbahçe Samet Akaydın'ı aldı, getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Kapını da yaptı. Tabi. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben böyle dediğim zaman bana diyorsunuz kocam Samet Akaydın hem gelecek diyorsun hem gelmeyecek diyorsun falan olur mu ben haberlerin ee, yalancısıyım ya da doğrucusuyum? Stoper transferi için milli stoper Samet Akaydınla ilgilenen Fenerbahçe. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte bu transferi bitirecekmiş. Stoper takviyesini yapmak isteyen takımımız 28 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yılına prensip anlaşmasına varmış. Bu da gelen haberler arasındaymış arkadaşlar. Bakın burada benim duyumum diye geçiyor mu? Geçmiyor. Jesus özellikle istedi. Adana Demirspor'la bonservis konusunda da uzlaşma sağlanması halinde Ocak ayında imzalar atılacak. Jorge Jesus yönetimden ısrarla savunmanın güçlendirilmesini istemiş ve samimi e onay vermişti. Portekizli hocanın Luan Perez takıma geri dönmesine rağmen 3 kulvarda stoperde sorun yaşamamak için bir transfer daha istediği bildirildi. Samet Akaydın'ın yerli stoper olması Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda. Samet bu sezon toplamda 13 maça çıktı bir gol kaydetti. Şimdi meşhur duyumculardan beni engelleyen bir şahıs var. Niye engelledi bilmiyorum. Muhtemelen gerçek e, takımına herhalde laf söylemişimdir. Neyse. Fenerbahçe Samet Akaydın için Adana Demirspor'a 4 milyon euro bonservis beteli bedeli ödeyecek demiş. Yani bunu e, biliyorsunuz bir hafta içinde iki hafta içinde Samet Akaydın'ı 3'e aldık. 2.8'e aldık. 3.5'e aldık. Holosko artı bir miktar parayı aldık. Yani e, Peugeot 3008 artı bir miktar parayı aldık. Yani sürekli alıyoruz. Sürekli Samet Akaydın'ı transfer ediyoruz düzenli olarak. İnsanın da aklına şu geliyor. Ulan acaba menajerler pohpohluyor mu? Hani medya mensuplarına hadi Fener'e bunu yazın, hadi Fener'e bunu yazın, almak zorunda kalsın. İkide bir de bunun haberine girin mi diyor. Ya 4 milyon euro bir şey söyleyeceğim. Aklı Selim bütün Fenerbahçe taraftarı bana şunu soruyor hocam. Madem 4 milyon euromuz var üstüne bir daha ekleyip Nino'yu alalım. Arkadaşlar yabancı sınır başver hocam yabancı sınır ne Allah aşkına bir tanesini gönderin gitsin diyorlar. Ben takdiri size bırakıyorum. Kaan Ayhan, Koray Günter. Bak ben çok iyi hatırlıyorum. Kaan Ayhan'ı da böyle aldık. Dakika başı aldık. Almadık mı? Dakika başı Kaan Ayhan'ı transfer ettik. Yok 3'e alınıyor. Yok 4'e alınıyor. Yok 5'e alınıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kaan Ayhan için de Jorge Jesus e, gelsin demiş. Hoca istedi deniliyordu. Şimdi Kaan Ayhan için, Koray Günter için Jesus istemiyormuş. Ben Samet'i istiyorum demiş. Doğu mu Samet demiş. O da Doğu başkanım demiş. Koray'ın 1.5 milyon euro civarında bir e, bonservis bedeliyle gelme durumu olmuş. Hoca tercih etmemiş diye de sosyal medyada duyum veren arkadaşlar var. Samet'in ise maaşı Kaan ve Koray'a göre daha düşük demiş. Yani <laughs> maaş konusu bak ona bir şey diyemem. Ben ama şunu söyleyeyim hatırlatma yapayım. Kanala yeni abone olan inşallah bu video izleyip de yeni abone olacak kişiler de bilsin. Ben şöyle bir tabir kullandım. 4 milyon euroya falan alınmayacak. Ama öncesinde dedim ki bakın arkadaşlar Samet yaklaşık buçuk milyon euro civarında gelir. Sosyal medyaya 4 pompalanır ya karşılığında mesela lemostor Bruma'dır bazı futbolcuları kullanmıyoruz ya. O futbolculardan verilir belki üstüne para verilir ya da o futbolcu direkt verilir kafa kafa ya da futbolcular verilir kafa kafaya transfer takası gerçekleşir. Sonra derler ki bak 4 milyon yerine bu gitti en azından kara geçti Fenerbahçe yıllık ücret falan bu olur dedim dediğim gibi oldu kurulmuş saat gibi. Şimdi de yine diyorum 4 milyon euroyu asla Fenerbahçe vermez veremez vermesinin de imkanı yok. Ee, bakalım ne vereceğiz? Burası çok ciddi işte. Hani diyorsunuz niye üye olmalıyım? Aboneyken duyum vermiyor musun? Aha verdim. Ama tabii Luan Perez ve sevgilisi için Ayasofya mucizesi diyor. Fenerbahçemizin bizim Brezilya yıldızı, yıldızı Luan Perez geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gabriela Meryem'in ilk bebeklerine hamile olması nedeniyle havalara uçmuştu. Sonra havalar inince aşağı indiler. 14 haftalık hamileymiş. Ee, sosyal medya paylaşımları güzelliğiyle taraftarın yakın markası. Uzun süredir bebek istiyorlardı demiş. Ağustos ayında Ayasofya camine gitmişler. Burada abdest alıp na yok namaz abdest yok. Ee, burada anne baba olmayı dilemiş. Anne olmayı dilemiş Gabriela Meryem. Yaşadığı mucizeyi ise şöyle anlatmış. Luan ile en büyük dileğimiz bir bebeğimizin olmasıydı diyor. Burada aslında farklı bir müzik yok. Kaldım. Bunun için birçok yol denedik ancak bir türlü hamile kalamadım diyor. Arkadaşlar Bakın sponsorlarımızdan bir tanesi Üme Hastanesi Tüp bebek yönteminde Türkiye'de adını duyurmuş bir hastanedir. Araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Hatta bir şey söyleyeceğim. Yani şehir dışından arayıp konuşabilirsiniz de, danışabilirsiniz de. Ben size hani bunu bunu yapmam için para vermiyorlar. Rahat olun. Yani bunu söylemem için para falan almıyorum. Hocam para karşılığında adamlar reklamını yapıyor beni. Hayır asla. Ee, ama kesinlikle söylüyorum. Gördüğüm, gözlemlediğim, şahit olduğum Kayseri'deki konuşmalar, Kayseri'nin ee, ne diyeyim referansını baz alarak söylüyorum. Kesinlikle yani eğer böyle bir düşünceniz varsa kesinlikle tavsiye ederim. Bir takipçimizi, bir üyemizi ya da bir abonemizi şey farklı şeyde de olsa fark etmez. Ee, ücretsiz bir şekilde e, hastane tarafından doğum yaptıracak şekilde de karşılayabiliriz. Ya da ciddi indirimler yaptırabiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diyor ki bir türlü hamile kalamamış. Ayasofya'ya anne olabilmeyi dileyerek gitmiş. Çok kısa bir süre sonra da hamile olduğumu öğrendim diyor. Ayasofya mucizesi diyor. Çok büyük bir yer olduğunu dile getiriyor. Bu yüzden de kızımızın adını Sofya koymaya karar verdim diyor. İyi ki e, çocuğunuz <laughs> Ayasofya'daki dua sonrasında olmuş. Maazallah başka isimleri de alabilirdi. İşin tabii komik tarafı bir taraf ama uzun süre sonra Fenerbahçe'mize kavuşuyoruz. Yüzümüz gülüyor. Hani klişe bir video var ya mutlu musun diyor. Mutluyum abi diyor. çok mutluyum diyor. Niye mutlusun diyor. Fener'in maçı var diyor ya. Biz de şu anda o moddayız. Fener'in maçın modundayız. Hadi bir şey gerçekleştirelim. Herkes bu videonun altına, bak kıvırmak yok. Bak silmek, düzenlemek yok. Yanlış yazdıysanız silin şeyinizi, e, yorumunuzu sonra düzeltin. Herkes bu videonun altına skor tahminini yazsın. Ben e, 4-0 ya da 4-1 skorunu görüyorum. Batşuay'ı görüyorum. Yani Batshuayi'den gol ya da goller bekliyorum. İlginçtir Serdar Dursun'dan da gol bekliyorum. Yani hem Serdar Dursun'dan hem şu aydan gol bekliyorum. Skor tahmininde 4-0 ya da 4-1. Madem ben 2 skor tahmininde bulundum. Sizin de 2 skor tahmininde bulunma hakkınız Gerçi isterseniz 5 skor tahmininde bulunun. Yorum yapın. Beğeni atın. Kanalımızı destekleyin arkadaşlar. Bakın yani ee, siz takip ediyorsunuz diye söylemiyorum. Dünyanın en karizmatik Fenerbahçelileri bu kanalın takipçisi. Yalansa buyurun. Abone ol butonuna bakın oraya. Abone olundu yazacak. Bakın Abone ol butonuna basın. Bakın orada abone olumlu yazıyorsa dünyanın en karizmatik insanları, en karizmatik Fenerbahçelileri bu kanaldadır. Yalanın varsa buyurun. Görüşmek üzere.